Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu vesselam ala Resulina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi ecmaîn. 28. mektup Birinci mesele. Bismillahirrahmanirrahim. İn kuntum rüya taburun. Okuyacağımız yer rüya ile alakalı ve serlevha olarak e, Kur'an-ı Kerim'de Yusuf suresinde geçen bir ayet. Zamanın hükümdarı rüya görüyor. Ve e, etrafındakilere bunun manasını soruyor. İn küntüm li rüya ta'burun Eğer rüya tabirini biliyorsanız benim rüyamın tabiri nedir? Bana bildirin diyor. Saniyen üç sene evvel benimle görüştükten üç gün sonra tabiri çıkmış, tevili tezahür etmiş, eski bir rüyanızın şimdi tabirini istiyorsunuz. Şimdilik o güzel, mübarek, müjdeli rüya, müruru zamana uğramış, zaman aşımına uğramış, manasını göstermiş olan o rüyaya karşı böyle desem hakkım yok mu? Neşebem, neşeperestem, men gulam şemsem ez şems mi guyam haber. An hayalati ki dami evliya est aksi boslan bostanı Burada iki tane beyit var. Bunlardan birincisi İmam-ı Rabbani'ye ait. Ee, i̇mam Rabbani diyor ki neşebem, benle ben ne geceyim ne perestem ne de gene, geceye tapıyorum. Men hulağım şemsem, ben güneşin kölesiyim. Ez şems mi guyam haber ve güneşten haber veriyorum. Konumuzla alakası şu olabilir: Rüyalar gece görülüyor. Genelde gece uyuyoruz, gündüz de görebiliriz de. Ama rüya denildiğinde gece hatıra gelir. İşte ben ne geceyim ne geceye tapıyorum. Yani bazı insanlar hep böyle rüya peşinde koşar, güzel rüya görmek gibi şeyler. İmam Rabbani bunun bir gaye olmaması gerektiğine dikkat çekiyor. Ben güneşin kölesiyim. Burada güneş anladığım kadarıyla vahyi sembolize ediyor. Yani gece'nin karanlığında eşya net değil ve görülemiyor zaten. Ama gündüzün aydınlığında, güneşin ışığında her şey ayan beyan yani rüya vasıtasıyla da bazı şeyler insan görebilir, göremez değil ama bu gecenin karanlığı gibi. Vahyin güneşi ise gündüzün aydınlığı gibi. İşte ben güneşin kölesiyim, güneşten haber veriyorum. Diğeri Mevlana'nın, Mesnevi'nin en zor beyitlerindenmiş burası. Mesnevi'yi ben baştan sona okumuştum. Şerhiyle beraber orada geçiyor an hayalatı ki dam evliya Bu hayaller ki evliya Allah'ın tuzağıdır. Evliya Allah'a tuzak olan hayaller. Aksi mehruyanı bostanı hudast. Bostanı hudadaki e, ay yüzlülerin yansımalarıdır. Burada da evliya Allah'ın bile bazı tuzaklara düşebildiği ve bunların Bostan-ı hudadaki ay yüzlülere e, takılabildiği e, o yansımalara takılabildiğine dikkat çekiliyor. Yani tabi rüya ile alakası yani rüya bir takım yansımalardır ve bu yansımalarda an hayalati ki hayaller hayaller ön planda olabiliyor. Evet kardeşim senin ile mahzakikat dersini müzakereye alışmışız. Hayalatlara karşı kapısı açık olan rüyaları tahkiki bir surette mevzu bahis etmek tahkik mesleğine tam uygun gelmediğinden o cüz'i hadise-i nevmiye münasebetiyle mevt'in küçük bir kardeşi olan nevmi ait ilmi ve düsturi olarak altı nükte hakikati ayatı Kur'aniye'nin işaret ettiği vecihte beyan edeceğiz. Yedincisinde senin rüyana kısa bir tabir verilecek. Bedev zaman kendi mesleğinin tahkik mesleği olduğunu söylüyor. Yani e, araştırmaya dayalı, işin gerçeğini öğrenmeye dayalı. Ama rüyada ise e, rüyada hayaller daha ön planda. Hayal devreye girebiliyor. Bundan dolayı e, işi rüyalara dayandırmamak bu önemli bir nokta. Ama tabii bu rüyaların hakikati yok anlamında değil. Birazdan sadık rüyalardan da bahis olacak. Ama ekseriyet itibariyle rüya hayallere karşı da açıktır. İşte bu münasebetle ölümün küçük bir kardeşi olan uykuya ait ilmi ve düsturu olarak altı nükte hakikati ayatı ı Kur'an'ın işaret ettiği vecihte beyan edeceğiz. Her gece adeta ölüyoruz, uyku bir ölüm gibi. Sabah uyanıyoruz, bu da yeni bir hayat gibi. Arada ne kadar diyelim, İşte 6 saat, 7-8 saat arası gibi, 6 saat, 8 saat arası bir vakitte insan uyuyor. Bunu ömrün üçte biri gibi kabul edebiliriz. Üçte bir hayatımız uykuda geçiyor. Uykudaki hayatımız sanki yok gibi. Ama e, o yok gibi görülen o hayata farklı bir boyut veriliyor. O farklı boyutta insan bir takım şeyler görüyor. Hatta bazı rüyalar bayağı renkli oluyor ve sadık rüya tabir edilen e, ifade edilen kısımdan oluyor ve o insanın hayatına e, belki de çok özel bir anlam katıyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ahir zamanda rüyaların da bir nevi mürşit olacağını, yol göstereceğini ifade buyuruyor. Birincisi, Sure-i Yusuf'un mühim bir esası Rüya-i Yusufiye olduğu gibi. Yani surenin başında Hz. Yusuf'un rüyası anlatılıyor. Babasına diyor ki, اِنِّي رَأَيْتُ اَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْغَمَرْ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدٍ Babacım diyor ben rüyamda 11 gezegen, işte ay ve güneşi bana secde eder vaziyette gördüm. 11 gezegen kardeşleri, 11 kardeşi var. Ay ve güneş, anne babası secde etmeleri Hazreti Yusuf'un yüksek makamını sembolize ediyor. Ya yani rüya net bir rüya ve tabir etmek çok da zor değil. 11 kardeşi olması işi kolaylaştırıyor. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ayeti misüllü uykunuzu bir istirahat vesilesi kıldık. Çok ayetlerle rüyada ve nevmde perdeli olarak ehemmiyette hakikatler var olduğunu gösterir. Yani uykuda rüyada ehemmiyetli hakikatler var ama perdeli olarak. O kadar ayan beyan değil. İkincisi Kur'an ile tefeüle ve rüyaya itimada ehl i hakikat taraftar değiller. Tefeül hani şöyle açıyoruz. İşte neresi gelirse kendimizle alakalı değerlendiriyoruz. İşte Kur'an ile tefeül yapılmaz değil yapılır. Ama ehl i hakikat taraftar değiller. Çünkü Kur'an-ı Hakim ehli küfrü kesretle ve şiddetli bir tarzda vuruyor. Tefeülde kafire ait şiddeti tefeül eden insana çıktığı vakit yeis veriyor, kalbi müşevveş ediyor. Hem rüya dahi hayır iken bazı aks hakikat de göründüğü için şer telakki edilir, yese düşürür, kuvve maneviyeyi kırar, su zan verir. Çok rüyalar var ki sureti dehşetli, zararlı, mülevves iken tabiri ve manası çok güzel oluyor. Herkes rüyanın suretiyle manasının hakikati mabeynindeki münasebeti bulamadığı için Lüzumsuz telaş eder, meyus olur, keder eder. Yani rüya hemen zahirine göre anlaşılması gerekmez. Rüyaların tabiri tebili e, olabilmekte. Ama zahire göre bakıldığında bazı rüyalar e, insanı ümitsizliğe düşürebiliyor. İmam-ı Azam rüyasında Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kabrine giriyor. Peygamber Efendimizin kemiklerini topladığını bir araya getirdiğini görüyor ve rüyadan dehşet alıyor. Acaba ben bir suyu edepte mi bulundum diye. Uzun zaman rüyasını kimseye anlatmıyor ama işin içinden de çıkamayınca en sonunda İbn-i Sirin'e gidiyor. İbn-i Sirin meşhur rüya tabircisi. Ve İbn-i Sirin rüyayı şöyle tabir ediyor. Efendim mübarek bir rüya görmüşsünüz. Resulullah'ın sünnetini bir araya getireceksiniz. İlk mezhep imama, imama azamdır. Ve İmam-ı Azam rahatlıyor. Demek bazı rüyalar görünüş itibariyle bizi yese düşürebilir, kuvve-i maneviyemizi kırabilir. Ama tabirini bilsek belki de çok güzel bir mesaj veriyor. İşte yalnız bu cihet içindir ki ehl hakikat gibi ve İmam-ı Rabbani misürlü başta neşebem, neşep perestem, ben ne geceyim ne geceye tapıyorum dedim. Üçüncüsü hadisi sahih ile nübüvvetin 40 cüzünden bir cüzü nevimde rüyayı sadıka suretinde tezahür etmiş. Ben burayı şöyle anlıyorum şahsen. Ee, yani rüyayı sadıka nübüvvetin 40 cüzünden bir cüzü. 46 altı cüzünden bir cüzü şeklinde de başka bir varyantı da var. Ee, her ikisinde açıklaması mümkün. Şimdi e, nübüvvet de vahiy yoluyla Allah'tan bir haberin getirilmesi var. Cebrail geliyor peygambere bir şeyleri bildiriyor. Gayptan gelen bir haber. Peki rüya ile alakası ne? Rüyada da biz, bize gayptan haberler verilebilir. Yani sadık rüyada bizim gelecekle veya gaypla bir şekilde münasebetimiz olur. Böyle olunca nübüvette nasıl ki bir mana bildiriliyor. Sadık rüyada da yine bir mana bildirilmiş oluyor ama perdeli bir şekilde bildiriliyor. Bu e, Nübüvvetin 40 cüzünden bir cüzü şöyle açıklanıyor. E, vahiy e, 20 yıl devam etti. 23 yıl ama 3 yılında bir fetret, vahyin kesilmesi var. E, 6 ay kadar da peygamberimiz Aleyhisselatü ve selam e, vahiy öncesi sadık rüyaları sıkça görmüş. Böyle olunca o 6 ay vahye bir hazırlık olmuş. Ve o 6 ay yani 6 ayı e, işte 20'ye böldüğümüzde 40 yapar. E, 23'e böldüğümüzde de 46 yapar. E, i̇şte 40'ta biri veya 46'da biri oraya bakıyor. Demek rüyayı sadıka hem haktır hem nübüvvetin vezaifine taalluku var. Mesela rüyel enbiya vahiy. E, peygamberlerin rüyası vahidir ya yani onlara çok net bir şekilde gösteriliyor ve vahiy görevi görüyor onlarda. Şu üçüncü mesele gayet mühim ve uzun ve nübüvvetle alakadar ve derin olduğundan başka vakte talik ediyoruz. Şimdilik o kapıyı açmıyoruz. Dördüncüsü rüya üç nevidir. İkisi tabiri Kur'an'la adıgâsu ahlamda dahildir. Tabire değmiyor. Adıgâsu ahlam Hz. Yusuf zamanındaki Mısır hükümdarının rüyası münasebetiyle geçiyor. İşte diyor ben rüyamda yedi tane cılız inek, yedi tane semiz ineği yiyip bitiriyor. Yedi tane cılız başak var, yedi tane dolgun başak var. Bu şekilde rüyasını anlatıyor. Ve işte baştaki okuduğumuz ayet bunun devamı. Eğer rüya tabirini biliyorsanız benim bu rüyanın tabirini yapın diyor etrafındaki kişiler de diyorlar ki adı ahlam. bunlar karışık şeyler. Biz böyle karışık rüyaların tabirini bilemeyiz diyorlar. İşte e, o zaman e, yanındaki görevlilerden birisi daha önce zindandaymış. E, o görevli diyor ki e, beni zindana gönderin. Zindanda rüya tabirini çok iyi bilen birisi var diyor. İşte o zin kendisi zindandayken o ve bir arkadaşı Hazreti Yusuf'a rüyalarını anlatmışlar. Bir tanesi diyor ki, ben diyor kendimi üzüm sıkarken gördüm. Şarapçıymış zaten. Diğeri de hükümdarın ekmekçisiymiş. Başımda ekmek var. Kuşlar o ekmeği yiyorlardı diyor. Hazreti Yusuf'a rüyalarının tabirini soruyorlar. Hazreti Yusuf rüya tabirine geçmezden önce tevhidi anlatıyor. Yani onların tevhide daha fazla ihtiyacı var. Tevhid dersini anlatıyor. Ardından rüyalarınızın tabirine gelince diyor. O üzüm sıktığını gören eski görevine dönecek. Diğerine gelince başında ekmek var. Kuşlar onu yiyor. O da e, idam edilecek diyor. Ve aynen tabir ettiği şekilde de çıkıyor. İşte o üzüm sıkar şekilde gören hükümdarın şarapçısıymış. Beni diyor. Yusuf'a gönderir. Ben ondan rüyanın tabirini öğreneyim. Ve zindana gönderiyorlar. Rüyayı anlatıyor. Hazreti Yusuf diyor ki 7 yıl diyor bolluk olacak sizde. O bolluk dönemde eğer iyi depolama yaparsanız sonra 7 yıl kıtlık dönemi geldiğinde o zaman rahat edeceksiniz. Ve o şekilde bu zindandan çıkmasına da vesile oluyor suçsuzluğunun anlaşılmasına da vesile oluyor. Evet rüya üç nevidir. İkisi tabiri Kur'an'la adı su ahlamda dahildir. Tabire değmiyor. Manası varsa da ehemmiyeti yok. Ya mizacın inhirafından kuvve-i hayaliye şahsın hastalığına göre bir terkibat tasvirat yapıyor yahut gündüz veya daha evvel hatta bir iki sene evvel aynı vakitte başına gelen Müheyyic hadisatı hayal tahttur eder, tadil ve tasvir eder, başka bir şekil verir. İşte bu iki kısım adıgat ahlamdır, tabire değmiyor. Yani bir kısım rüyalar mizacımızla alakalı. Yani kişi kendi durumuna göre bir şeyler görüyor. İhtiyacına göre, hayattan beklentilerine göre. Aç tavuk kendini buğday ambarında görür diyorlar ya. Mesela üniversite sınavlarına hazırlanan birisi kendini üniversitede görebilir. Evlenmeyi artık ciddi düşünen birisi kendini düğün yapıyor görebilir. Ee, ve hani bu olmayacak anlamında da değil de daha çok hayal orada devreye giriyor. Hayalinden yansımalar. Veya yaşanmış olaylar, şuur altında derin izler yapmış. Bunlar e, rüyada açığa çıkıyor. Ne gibi? Mesela 1974'te Kıbrıs harekatı oldu ve orada binlerce askerimiz böyle tatbikat yapmadı, savaştı. Ölmek var, yaralanmak var. Hakikaten çok müheyyiş bir ortam ve bu insanda çok derin iz yapar. Bildikleriniz varsa sorabilirsiniz Kıbrıs savaşına katılanlardan. Onlar hala kendilerini gece rüyalarında savaşıyor olarak görürler. Yani evvelinde derin izler bırakmış bu olay. Ve bu sıkça onların rüyalarına girer. Ya demek günlük olaylarında rüyaya yansıması var. Adam e, halk otobüs şoförüymüş. İşte şu yolcuları arada böyle bağırıyormuş. İlerleyelim beyler, boşlukları dolduralım beyler falan. Oradan bir tanesi müdahale etmiş. Demiş ya beyefendi yeter bu kadar da ısrar edilmez ki. <laughs> Durmadan böyle söylenmez ki. O da demiş beyefendi kusura bakma ben gece rüyamda bile böyle sayıklıyormuşum. <laughs> Hanım öyle söylüyor diyor. Yani şuur altında yer etmiş olanlar rüyaya yansır. Üçüncü kısım ki rüyayı sadıkadır. Yani asıl e, önemli olan burası. Sadık doğru rüya. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam nübüvvet bitti diyor. Lâ nebiyye badi benden sonra peygamber yok. İllel mübeşşirat. Mübeşşirat var. Diyorlar ya Resulallah mübeşşirat nedir? Peygamberimiz şöyle açıklıyor. Salih kişilerin gördüğü sadık rüya. Salih kişilerin gördüğü sadık rüya mübeşşirat. Yani müjdeleyici durumlar. Ve ben şahsen etrafımdaki pek çok kişiden böyle bir rüyanın farkındayım. Ve hemen herkeste de az çok bir şekilde olduğunu düşünüyorum en azından bazı rüyalarımız bu gruba girer. Bunlar sıra dışıdır, hiç düşünmediğimiz, hayal etmediğimiz şeylerdir ve rüyada bize bazı mesajlar verilmiştir. Alabilirsek e, gayetten bir haber adeta bize bu şekilde ulaştırılmıştır. Herkes tabi manayı çıkaramayabilir de ama en azından bu farklı bir rüya. En azından bunun farkındadır. Daha böyle bir derinlik var, daha böyle hiç hayal etmediği şeyler var böyle bir rüya türü de var psikolojide e, Freud rüya tabirleriyle meşhur olmuş birisi ve dünyanın her tarafında psikoloji derslerinde Freud'un rüya tabirleri anlatılıyor peki Freud nasıl görüyor rüyaları bastırılmış duyguların e, işte rüyada şu e, su üstüne çıkması gibi e, yani ulaşamadığı şeyler var bastırılmış olduğu duygular var. Daha çok cinsellik olarak o açıklıyor. Bunlar diyor rüyada açığa çıkar. Bu olsa olsa rüyaların bir kısmı olur. Bir kısmı rüyalar böyledir. Doğru. Ama bütün rüyalar böyledir demek bu uygun değil ve öyle de değil zaten. Kur'an-ı Kerim'de Hz. Yusuf örneğinde olduğu gibi, Yusuf suresinde olduğu gibi başka yerlerde de rüyalar var. Peygamberimizle alakalı, alakalı. Lekad sadakallahu rasulahu rüya. Allah Resulüne gösterdiği rüyayı sadık kıldı. Ve tedhulünnel mescidel haram. Siz mutlaka ve mutlaka mescid-i harama gireceksiniz. Mekke daha fethedilmemiş. Böyle bir ortamda Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam rüyasında işte Mekke'ye gittiklerini, mescid-i haramı, Kabe'yi tavaf ettiklerini görüyor. Sahabelere söylediğinde onlar tabi peygamberin rüyası vahiy bunu bildiklerinden çok seviniyorlar. Ve o şekilde Hudeybiye e, seferi diyelim artık. Yani umre niyetiyle Mekke'ye yola çıkılıyor. Ama diğer taraf e, Hudeybiye'de e, karşılarına çıkıyor. Daha ileri gitmelerine engel oluyorlar. Ve o yıl böyle bir şey gerçekleşmiyor. Ama diğer yıl anlaşma maddeleri gereğince gerçekten Mescid-i Haram'ı Kabe'yi tavaf ediyorlar. Ve bir yıl sonrasında da o olaydan, yani o, o umreden bir, bir yıl sonra e, Mekke tamamen e, e, fethediliyor. Ve bu şekilde orada haber verilmiş olan pe rüyada peygambere gösterilenler birebir gerçekleşiyor. Peki rüyayı sadıka ne? O doğrudan doğruya mahiyeti insaniyedeki latife-i rabbaniye, Alem-i şehadetle bağlanan ve o alemde dolaşan duyguların kapanmasıyla ve durmasıyla alem-i gayba karşı bir münasebet bulur, bir menfez açar. O menfez ile vukua gelmeye hazırlanan hadiselere bakar ve levh-i mahfuzun cilveleri ve mektubat-ı kaderiyenin numunelerin evinden birisine rast gelir, bazı vakıat-ı hakikiyeyi görür. İnternet buna bir misal olabilir eğer internetle bağlantı kurabilirsek işte dünyanın her tarafında olup bitenleri görme imkanımız var. Demek ki insanın ruhu uyku halindeyken gayb alemine bir münasebet buluyor. İrtibat kurulabilirse meydana gelmeye hazırlanan bir takım olayları bazı vakat hakikiyeyi gerçek vakaları görür. Ve o vakaatta bazen hayal tasarruf eder, suret libasları giydirir. İşte Hz. Yusuf'un rüyasında suret libasları var. 11 kardeşi birer gezegen gibi görülüyor. Anne babası ay güneş gibi görülüyor. Ve onların Hz. Yusuf'un büyüklüğünü kabul etmeleri onun karşısında secde etmeleri şeklinde görülüyor. Burada suret libasları var. Yani 11 kardeşini 11 kardeş olarak görmüyor. Belli bir sembolle Görüyor. Bu sembol ifadesi önemli rüyalarda. Yani rüyaların dili sembolik ve herkes kendi rüya alfabesini kendisi meydana getiriyor. Ne gibi? Yani söz gelimi, mesela treni kaçırmak benim dünyamda var bu. E, treni kaçırmak derken deyim olarak var. E, i̇şte bir insan trene yetişmeye çalışıyor ama yetişemiyor ve treni kaçırıyor. Benim rüyalarıma bu girebilir. Yani trene yetişmeye çalışıyorumdur, yetişemem. Bu muhtemelen kaçırılmak olan, kaçırılmakta olan bir fırsata işarettir. Veya diyelim domuzun bizdeki karşılığı sevimli bir hayvan değildir. böyle necis bir hayvandır. Bir kimse rüyasında böyle domuzu sevdiğini falan görse, tüylerini okşadığını görse bu güzel bir rüya değil yani herhalde bir takım günahlara sempatiyle bakıyor. O manada yorumlanabilir. Belki bir Hristiyan bu rüyayı görse ondaki rüya tabiri, tabiri daha farklı olur. Neden? Domuz onlarda eti yenilen bir hayvan. Ve onun dünyasında böyle tümüyle pis bir varlık olarak görülmüyor. Kabul itibariyle böyle görülmüyor. Ondaki rüya tabiriyle bizdeki rüya tabiri Farklılık arz edebilir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sabah namazından sonra sahabelerin gördüğü, işte gece gördükleri rüyaların tabirlerini yapıyor. Bazen kendi gördüğü rüyaları söylüyor. Tabiriyle beraber anlatıyor. Mesela rüyamda diyor bana süt ikram edildi. Kalanını diyor Ömer'e verdim. Diyorlar ya Resulallah tabiri nedir? Tabiri ilim diyor. Yani Hazreti Ömer'e de hakikaten bir basiret, bir hikmet, bir ilim verilmiş. Ee, i̇şte korona günlerindeyiz ya oradan örnek vereyim. Rüyamda diyor böyle e, cadı kadın tarzında bir kadın gördüm. Ee, böyle. E, işte o sıralarda da Medine-i Münevvere'de şey varmış böyle salgın hastalık var. Yani veba türü bir salgın hastalık var rüyada o tarz görülmüş peygamberimize. O diyor Medine'den ayrılıyordu. Yahudilerin falan şehrine doğru gidiyordu. Tabiri nedir ya Resulallah diyorlar. Diyor hastalık buradaki görevini bitirdi. Yakında onu Yahudilerin falan şehrinde çıkmış olarak duyabilirsiniz diyor. Ve aynen o şekilde gerçekleşiyor. Sahabeden birisi ya Resulallah diyor ben rüyamda gördüm. Başım benden ayrılmış ayrıca gidiyordu. Acaba ne demek? Peygamberimiz demiş. Şeytan seninle dalga geçmiş. Bunu başkalarına anlatma. Yani bazı rüyalarda şeytani ona da dikkat çekmiş. Bu gibi çok rüyalar var. Kitab-ı Rüya diye hadis kitaplarında bayağı var. O vakatta bazen hayal tasarruf eder. Suret libasları giydirir. Bu kısmın çok envaı ve tabakatı var. Bazı aynen gördüğü gibi çıkar. Aynen gördüğü gibi çıkar. İşte Peygamberimiz Kabe'yi tavaf ettiklerini görüyor. Aynen gerçekleşiyor. Bazen bir ince perde altında çıkıyor. Hazreti Yusuf'un gördüğü rüya ince bir perde. Bazen kalınca bir perdeyle ile sarılıyor. İmam Azam'ın rüyası kalınca bir perde. İmam Azam mezhep imamıdır ama bu rüyayı tabir edememiş. Böyle rüyaları tabir edebilmek için İbni Sirin olmak gerekiyor. Bu da özel bir ilim diyebilirim. Bazılarında bu var. Benim tanıdığım bazı kişilerde de var. Böyle sen böyle bir rüya anlat. 10 dakika 15 dakika tabir ediyorlar. Nereden çıkarıyorlar ben de hayret ediyorum ama baya bir şeyler söylüyorlar. Bazen kalınca bir perdeyle sarılıyor. Bir tanesi İbn-i Sirine gelmiş. Efendim demiş rüyamda incir yediğimi gördüm. Acaba ne demektir? i̇bn Sirin demiş ki e, incir nimettir, güzel bir nimet. Nimete masar olacaksın. Aylar sonra bir başkası benzeri bir rüyayı görmüş. Anlatıyor. i̇bn Sirin'in etrafında da böyle hep dostları, talebeleri falan oluyormuş. Eski rüyadan da haberleri var. E, i̇şte aylar sonra aynı benzeri rüyayı görene i̇bn Sirin diyor ki aman dikkat et dayak yiyebilirsin. Adam gidiyor. Yanındakiler soruyorlar efendim daha önce bir başkası benzeri bir rüya anlatmıştı. Nimet olarak tabir etmiştiniz. Bu farklılık nereden meydana geliyor? O da demiş ki birinci rüyayı gördüğü zaman yaz mevsimiydi. Ağaçların dallarında incir vardı. Ama bu adam kışın görmüş. Kışın diyor incirin sadece sopası var. Ne yaprağı var ne meyvesi. Geriye sopası kalmış. Dikkat etmesi gerekiyor diyor. Herhalde böyle incelikler var. Herkes o incelikleri fark etmeyebilir. Hadis-i şerifte gelmiş ki Resul Ekrem Aleyhisselatü vesselam'ın bidayet-i vahide gördüğü rüyalar subhun inkişafı gibi zahir, açık, doğru çıkıyordu. Ya bu onu vahye hazırlıyor. Yani şöyle düşünün. Şu an gece vakti. Dışarıda ışıklar falan olmasa etraf karanlık. Ama sabah güneş doğarken artık böyle etrafı bir derece seçmeye başlıyoruz. Ve güneş yükseldikçe de netlik artıyor. İşte gündüzün tam öğle vakti vahiy güneşinin bütün şaşasıyla etrafı aydınlattığı durum gibi adeta. Ama şey ise, rüyalar ise eğer sadık rüya kabilindense sabahın böyle ilk aydınlıkları gibi etraf az çok böyle seçilebiliyor ama o kadar da net olmayabilir. İşte peygamberimize Böyle net bir şekilde gösterilmiş. Beşincisi, rüyayı sadıka hissi kabilel vuku'un fazla inkişafıdır. Sadık rüya, ön daha böyle inkişaf etmiş hali. Hissi kabilel vuku ise, herkeste cüz'i külli vardır, hatta hayvanlarda da vardır. Hatta bir zaman ben bu hissi kabilel vuku'u, ön seziyi, zahiri ve batini meşhur duygulara ilave olarak insanda ve hayvanda saika ve şaika namıyla aynı samia ve basıra gibi iki hissi aheri ilmen bulmuştum. Ehli dalalet ve ehli felsefe o gayri meşhur hislere hata ederek ahmakçasına sevki tabii diyorlar. Haşa sevki tabii değil. Belki bir nevi ilham-ı fıtri olarak insanla hayvanı kaderi ilahi sevk ediyor. Hisse kablel vuku bir şeyi olmazdan önce sezmek. Ön sezi dedikleri şey. Ve Bediüzzaman insanda zahiri batini, meşhur duygulara ilave olarak saika ve şaika namıyla yani insanı sevk eden bir de insana bir şevk dalgası şeklinde gelen duygular duyular olduğunu söylüyor. Bunlar göz ve kulak gibi adeta. Yani nasıl? Mesela gözümüzle görüyoruz. Kulağımızla işitiyoruz. E burnumuzla da koku alıyoruz. Bir gün bir bahar mevsiminde bir arkadaşla kırlara doğru şöyle biraz çıkmıştık. Dedim ne güzel kokular geliyor değil mi? Baharın kokusu çiçeklerden. Böyle mahzunlaştı biraz. Hocam dedi size bir şey söyleyeyim mi? Buyurun dedim. E, koku diye bir şey vardır reddetmiyorum. Ama dedi ben küçükken bir rahatsızlık geçirmişim ve koku alma duyumu kaybetmişim. Koku nedir ben bilmiyorum dedi. Ya koku diye bir şey var mı? Var. Ama eğer bizde onu algılayacak sistem arızalıysa, sensörler arızalıysa bunu hissedemeyeceğiz. İşte bir insan düşünün ömür boyu hiç koku almamış bir burun ameliyatıyla birden böyle kokular dünyasına açılsa ne kadar hayret içerisinde kalır. Allah Allah bunlar varmış ama ben daha önce bilmiyormuşum diyecek. Benzeri bir şey saika ve şaika. Yani insanı bir yere sevk eden duygu da var. Sevk eder mi? Eder. Bir de şevk dalgası şeklinde bir şey gelir. Bir anda bir coşku hali falan yaşarsınız. Bunlar olur mu? Olur. Bunlar 6. 7. duygular gibi. Göz nasıl bir hakikatsa, kulak nasıl bir hakikatsa, Saika ve şaikada bunlar da aynı şekilde bir hakikat. Hatta Kürtçe duru ve emsaldendir. Kurdun bahsini ettiğin zaman topuzu hazırla vur çünkü kurt geliyor. Yani iyi adam lafın üstüne gelir deniyor ya. Ben bunun çok hayret verici bir misalini Rotterdam'da yaşadım. West denilen, e, e işte bölgede orada dershanede Türkiye'de birisinden bahis açıldı. Ve o sırada zile basıldı. İşte kapıyı açtılar bir de baktık bahsedilen kişi geldi. <laughs> ya yolu onlara düşen devamlı gidip gelen biri de değil. Ya oluyor yani bu tarz yani milyarda ihtimal gibi bir ihtimal ama karşınıza çıkıyor. Demek birisi kabil vuku ile Latife-i Rabbani'ye icmalen o adamın gelmesini hisseder. Fakat aklın şu hata etmediği için kasten değil ihtiyarsız olarak bahsetmeyen sevk eder. Ehli feraset bazen keramet gibi geldiğini beyan eder. Ben bunu şöyle anlıyorum. Ee, mesela el maddi, maddi olan elimle şu an buna dokunabiliyorum. Ama karşıki duvara dokunamıyorum. Fakat gözüm oraya da dokunuyor. Yani duvardakileri de görüyorum. Ama bir de duvar ötesi var. Duvar ötesine göz geçemiyor. Duvar ötesine de insanın latifeleri geçiyor. E, latifeye latife denilmesi latif olduğundan dolayıymış. Yani nüfuz edebiliyor. Nasıl x ışınları falan e, duvara delip geçiyor. Veya röntgen ışığıyla insana bakıldığında insan içi görülüyor. Onun gibi insanda da bazı latifeler e, duvar ötesi, zaman ötesi, mekan ötesi oraları görebiliyor belki şuuru olarak değil ama bir şeyler hissediyor. Bazılarında bu daha böyle hassas, daha e, latifeleri çalışır vaziyette. Bunlar e, kalp ekranı net görüntü verebilen kişilerdir ve onlar epey sadık rüyalarından da bahsederler. E, şahsen benim tanıdığım o tür bayağı kimseler var ve gördükleri rüyalar e, tabire göre de genelde çıkıyor. Ehli feraset bazen keramet gibi geldiğini beyan eder. Yani falan şu an buraya geliyor diyebilir. Demek ki hissediyor onu. Cüneydi Bağdadi eee işte Hayrün Nesaç aynı devirde yaşamışlar. Hayrün Nesaç diyor ki, "Kalbimde diyor, evdeyken şöyle bir mana doğdu kalbime." Cüneydi Bağdadi kapıya geldi, kapıyı aç. Ben diyor içimden dedim ki ya Cüneydi Bağdadi'nin şimdi burada ne işi var? Gidip kapıyı açmadım diyor. Ama diyor biraz sonra aynı duygu daha kuvvetli olarak geldi. Allah Allah bunda bir iş var dedim. Kapıya çıktım açtım. Baktım Cüneydi Bağdadi karşımda. Bana diyor dedi ki kalbine ilk defa geldiğinde niye hemen gelip açmadın? Niye beni bekletiyorsun? Yani birinde kuvvetli bir verici var. Şiuren ben geliyorum diye zihninden mesajlar gidiyor ona. Yani bu cep telefonlarıyla nasıl birbirimize mesaj gidiyorsa zihinden de mesajlar gidiyor. E, verici kuvvetli, e, alıcı da hassassa o zaman net bir mesajlaşma oluyor. İşte telepatik mesaj falan günümüzde bazıları bunu ilmen ispat edebiliyorlar. Demek ki bunlar bu şekilde yapılabiliyor. Hatta bir zaman bende şu nevi hassasiyet fazla idi. Bu hali bir düstur içine almak istedim. Fakat yakıştıramadım ve yapamadım. Fakat ehli salahatta ve bahusus ehli velayette bu hissi gablel vuku fazla inkişaf eder. Keramet kerane asarını gösterir. Keramet kerane eserlerini gösterir. İşte umum avam için dahi bir nevi velayete masariyet var ki Rüyayı sadıkada evliya gibi gaybi ve istikbali olan şeyleri görüyorlar. Umum avam için dahi. Yani veli zatlar evet gayb bir şekilde bir münasebetler olur. Ve kalbine bir mana ilka edilebilir. Gelecekle ilgili bazı şeyler bildirildiği ölçüde onlarda yer edebilir. Ama umum avama da bakan en azından sadık rüya var. Bunu kısaca şöyle izah etmeye çalışayım. Bediüzzaman yine bu mektubatta 29. mektup telvihat-ı tis'a tasavvufla alakalı bahiste orada diyor ki velayet bir hücret-i risalettir. Ben şöyle anlıyorum. Yani bizim doğrudan bir peygambere muhatap olmamız mümkün değil. Son peygamber 14 asır evvel geldi. Ama velayet şu anda da devam ediyor. Bili zatlar görebiliriz. Peygamberde vahiy var, vahiy geliyor, peygamberde mucize var. Veli zatta bunların benzerleri var. Mucizeye bedel keramet var, vahiye bedel ilham var veya sadık rüya var. Böyle olunca işte etrafta görebileceğimiz bir kısım veli zatlarda kerametler görebiliriz. Ve o keramet mucizeyi anlamamıza vesile olur. Bu veli zatta bu varsa peygamberde de mucize vardır deriz ve bu veli zaten zatın kalbine ilham gelebiliyorsa peygambere de vahiy geliyor deriz. İşte velayet bir hücceti risalettir. Umum avama hepimize bakabilecek bir durum sadık rüyada kendini gösteriyor. Akrabalarımızdan birisi böyle İzmir'e ailece taşınmazdan önce kalacağı evi bütün ayrıntılarıyla görmüş. Böyle sarı boyalı, bahçeli, ee, içinde bir havuzu var. işte şeyler falan var, ağaçlar falan var. Hatta ev sahibine kadar görmüş. Ben bizzat kendisinden dinledim. Ve Kur'an-ı Kerim'de ve evheyna ile ümmü Musa. Musa'nın anasına vahyettik. İşte Hz. Musa ile alakalı, onun geleceği ile alakalı. Onunla alakalı korkma, üzülme, endişe ettiğinde onu Nil Nehri'ne bırak. Biz onu sana geri döndüreceğiz. Onu peygamberlerden kılacağız. Hüzünlü bir anneye bu bildiriliyor. E, Hz. Musa'nın annesi peygamber değil. Demek ki işte velayet bir hücceti risalet. Bu şekilde e, ona bazı manalar bildirilmiş oluyor. Rüyada veya başka şekilde bildiriliyor. Evet uyku nasıl ki avam için rüyayı sadıka cihetinde bir mertebe velayet hükmündedir. Öyle de umum için gayet güzel ve muhteşem. Bir sinema-i Rabbaniye'nin seyrangahıdır. Nur penceresinde Ali Uçar'ın, Allah rahmet eylesin, pek çok peygamberle görüşmesini anlatan bir rüyası var. Yani nasıl böyle bir e, sinema-i Rabbaniye? Orada görebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Harika bir rüya. Böyle rüyalar da var. Fakat güzel ahlaklı, güzel düşünür, güzel düşünen, güzel levhaları görür. Fena ahlaklı, fena düşündüğünden fena levhaları görür. Yani güzel rüya görmenin herhalde formülü burada gizli. Dünyamızda güzel şeyler olacak. Yoksa adam kafasında yılanlar, akrepler dolaşıyor gündüz, e Gece gecede hayalinde ve hayalin yansıması olarak rüyasında onlar görülecektir. Ama pırıl pırıl tertemiz bir iç dünyası var. Bu da ekran gibi düşünün kalbi. Ee, hani televizyonların kalitesine göre görüntüsü görüntü kalitesi değişiyor bazıları pırpır ediyor bazıları siyah beyaz gösteriyor bazıları hiç göstermiyor bazıları da çok net bir şekilde gösteriyor kalp de bunun gibi hem herkes için alemi şehadet içinde alemi gayba bakan bir penceredir yani biz şu şehadet alemindeyiz ama rüyayla gayb alemine bir nevi bakıyoruz pencere açılıyor. O pencereden e, gayb aleminden bazı şeyleri görüyoruz. Hatta bazıları müstakbel eşini görüyor. Bu senin eşin olacak diye gösteriliyor. Bazılarına çocukları gösteriliyor. Şöyle bir çocuğun olacak. Bu büyük hizmetler edecek diye rüyada bildiriliyor. Hem mukayyet ve fani insanlar için saha yıtlak bir meydan ve bir nevi bekaya masar ve mazi ve müstakbel hal hükmünde bir temaşagahtır. Hem tekalifi hayatı altında ezilen ve meşakkat çeken ziruhların istirahatgahıdır. 1985 yılında böyle bir sohbet esnasında şikayet konusu olmuş. Bizi götürmüşlerdi. Erzurum ilahiyatta talebeydik o zaman. 13 gün medrese Yusufiye'de kaldık. Mahkemeye çıkarıldığımızda da berat ettik. Ee, i̇çerideyken arkadaşlardan birisi anlatmıştı. Hocam dedi rüyamda gördüm deprem oldu. Depremden sonra kapılar açıldı ve biz çıktık. Hakikaten birkaç gün sonra deprem oldu <gülüyor> ve <gülüyor> devamında mahkemeye çıkarıldık ve çıktık. Aynen sadık rüyaymış. Daha ilgincini söyleyeyim. Bir arkadaş eğitim fakültesinde okuyor. Üçüncü sınıf ve okulun bitmesine daha bir buçuk yılı var. Hocam dedi rüyamda gördüm, öğretmenliğe müracaat etmişim falan yere tayinim çıkmış. Acaba bu bir rüyayı sadıka mıdır? Dedim sadık veya değil bunu sonrasında bileceğiz. <laughs> Şu an sadık rüya veya değildir deme durumumuz söz konusu olamaz. Bir buçuk yıl geçti aradan. Arkadaşımız öğretmenliğe müracaat etti. Rüya benim hatırımda. Karşılaştık. Dedim neresi? Hocam rüyamda gördüğüm yer dedi. Hani günümüzde belki çok başarılı olanlara istediği yere tercih hakkı veriyorlar da o zaman öyle yoktu. Doğrudan neresi çıkmışsa e, sizi gönderiyorlardı. Yani bir buçuk yıl evvelinden görmüş. Ya yani bunlar tesadüfe verilecek şeyler değil. İşte bu gibi sırlar içindir ki Kur'an-ı Hakim وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ subata <سُبَأْتَى> nev'indeki ayetlerle hakikat-ı nevmiyeyi ehemmiyetle ders veriyor. Şimdi bu ders şu açıdan önemli. Bazıları rüyaları şarlatanlıkta da kullanabilir. Kendisine bir velayet havası vermek için. Müridânına böyle e, onların teslimiyetini kendisine teslimiyetini sağlamak için görmediği rüyaları görmüş gibi anlatır. Hatta Peygamberimizi bile işin içine katabilir şarlatan kimseler. Rüya bu açıdan tek başına bir delil değildir. Başkasını bağlayıcı da değildir. Hatta ben Latife Yolu şöyle söylüyorum. Diyelim bir delikanlı bir ailenin kızına talip oldu, vermediler. Sonra delikanlı onlara tekrar gitti ve dedi ki, rüyamda peygamber efendimizi gördüm, kızınızı vermenizi söyledim. Bu diğer taraf için bağlayıcı mıdır? Değildir. İsterlerse verirler de. Ama şöyle deme hakları da vardır. Biz görürsek gereğini yaparız. Yani başkasının gördüğü rüya onları e, bağlamaz. Yoksa adam mesela e, siyasete girecektir. Belediye başkanı olacak veya milletvekili olacak. Peygamberi alet eder mi? Eder. Eğer o kapı açılacak olsa. <laughs> rüyamda gördüm oylar bana <laughs> der mi? Yani siyasetçilerin bir kısmının atmadığı takla yok. Bunu da yapar mı? Yaparlar. Dolayısıyla tek başına rüya bir delil değildir. Yani hiç delil değil anlamına değil. Bütünüyle manas anlamına değil. Ama başkasını bağlayıcı değil bu anlamda. Ona da dikkat etmek gerekiyor. Altıncısı ve en mühim Rüyayı sadıka benim için hakkal yakin derecesine gelmiş ve pek çok tecrübatımla kaderi ilahinin her şeye muhit olduğuna bir ücret-i kat'a hükmüne geçmiştir. Bu da e, rüyayı sadıkanın kaderli olan münasebeti. Sadık rüyada size gelecekle ilgili bir şeyler gösteriliyor. Ve yıllar sonrasında bu birebir aynen çıkıyor. Yani demek ki bir kader programı var. Kaderden bazı durumlar size yansıtılmış oluyor. Bir hatıra ile bitireyim. Tanıdığımız mübarek zatlardan birisi Allah rahmet eylesin vefat etti. Rüyamda gördüm böyle vefatından kısa bir süre sonra. Karadeniz'in yeşilliği gibi bir yerdeyiz. Bir yerdeyim ben. O da kırmızı bir spor arabayla, Ferrari türü bir arabayla bana doğru böyle geliyor. Tam hizamda durdu. Şöyle düğmelere bastı camlar aşağıya doğru indi. Çok havalı bir inişle gülerek bana dedi ki, Şadi kardeş dedi bak yanım boş gel beraber gidelim. Şimdi ben rüyadayım ama bir nevi uyanık gibiyim. Vefat eden birisinin rüya böyle davetine icabet etmek ölmek anlamına geliyormuş. Rüyada bunu değerlendiriyorum. Abi dedim siz gidin ben sonra gelirim. O abimizi o şekilde gönderdik. Yani böyle rüyalarda bir takım mesajlar da var. Bir kısmı derin mesajlar, bir kısmı belki hayata böyle renk katan, latife yollu mesajlar. Ve tabi bunu bilebilsek bu dilim o da gayet güzel bir şey. Ve yani kendi sembol dünyamızda ne tekabül ediyor bunları az çok çıkarabilirsek bir derece mana vermek daha kolay olabilir. Ama işin ehli varsa da ehline sorup öğrenmek daha istikametli olur. Lillahil Fatiha.